Meyve ve sebzelerin tüketimi çekiciliğinizi nasıl artırdığını öğrenince portakallı pırasa yapmak için mutfağa koşabilirsiniz. Eğer meyve yemek istiyorsak yarasalara ihtiyacımız var. Peki ama niye? Bir kase meyvenin bile derin bir hikayesi var. Bakınca unutmanın zor olduğunu natürmort eserler bize anlatıyor. Ananas ve ismini pek duymadığımız ancak tam bir C vitamini deposu olan bu ilginç meyve ile tanışın. Meyveler olgunlaştıkça bakın yeşirken rengini yerine başka renklere bırakıyor, koyulaşıyorlar. Meyve ve sebze tüketiminin çekiciliğimizi nasıl artırdığını öğrenince meyve ve sebzeleri daha çok seveceksiniz. Hatta pırasayı çok kimse sevmez ya, portakallı pırasa yapmak için mutfağa koşabilirsiniz. Yağlı yemekleri, özellikle patates kızartması gibi yiyecekleri aşırı miktarda tükettiğimiz zaman cildimiz hemen bozulabiliyor. Mesela televizyon karşısında tüm sağlıksız besinler ertesi gün sivilce olarak kendini gösterebiliyor. Ancak cildi bozmaktan ziyade güzelleştirebilecek besinler de var. Hatta bu etki öyle büyüdükçe büyük ki cazibemiz ve önemli ölçüde oynayabiliyor ve böylece bir şeyin nasıl olduğunu İngiltere'de yapılan bir araştırmada şöyle. İngiltere'de Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 35 kişi gönüllü bir grup alındık. Katılımcıların 6 hafta boyunca yüzlerine hiçbir cilt ürünü uygulamadan solaryuma girmemeleri, bronzlaştırıcı da kullanmamaları, makyaj yapmamaları istendi. 6 hafta. 35 kişi. Ancak bu sonuçlar herkese aynı geçerliliğe sahip olmayabilir. Sebzeleri daha çok yiyen kişilerin terneklerinin daha canlı ve ışıltılı olduğu ortaya çıktı. Fakat sebze ve meyve tüketenlere kıyasla diğer kişilerin ise cildinde solgunluk ve bozulma olduğu net bir şekilde görünüyordu. Ayrıca konu hakkında tek sonuç bu değildi. Yediğimiz sebze ve meyveler cazibemiz üzerinde de artış yarattığı da bir açıkça belirlendi. Ancak bu sonuçlar herkese aynı geçerliliğe sahip olmayabiliyorlar. Kolesterol miktarı beyazlar dışındaki ırklarda yapıldığında yaşlılar üzerinde uygulanabileceğinde farklı sonuçlar çıkabiliyor. Kolesterol miktarını etkileyebildiği bir pişirme şekli de önemli bir faktör. Çalışmayı yapan uzmanlar sebzelerin cildimizde genel sağlığımız için de oldukça faydalı olduğunu, yani sadece cilt değil motivasyonun da insanların sağlıklı beslenmeye yöneltebileceğini gösteriyor. Kolesterol oldukça özellikle havuçta, brokoli, fasulye, pancar, kabak, ıspanak, marul, lahana, maydanoz, dolmalık biber gibi sebzelerde, mısır, kavun, elma, portakal, kayısı, mango gibi meyvelerde oldukça bol bulunuyor. Cildin güneşe karşı dayanıklılığını arttırıyor. Antioksidan etkisiyle karotenin faydaları göz sağlığına, bağışıklıkta, kalp sağlığını destekler. Kalp kanser riskini de azaltır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.